Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte main hesabımı inceleyeceğiz. Oyuna ne kadar para yatırmışım, hangi skinlere sahibim hepsini birlikte analiz edeceğiz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bir tane silahımdaki kostümleri göstermeyeceğim. Bunları siz tahmin edeceksiniz. Bilen bir arkadaşım arkadaşlar yeni gelecek Z skinlerinden istediği bir tane kostümü alacağım. Örnek veriyorum arkadaşlar mesela Vandal'ı göstermedim. Vandal'da hangi skinim var dedim. Yazdınız mesela ejderha Vandal. Ondan sonra benim de ejderha vandalım var. Ejderha vandal yazanların arasından bir kişiye vereceğim arkadaşlar. Bunu vandalda yapmayacağım. Şimdiden söyleyeyim yani video ortasında söylerim zaten hangi skinde yapacağımı. Şimdi yorumlara ejderha vandal yazmayın. Bir tane mesela Guardian'da hangi skinim var diyeceğim ya da Stinger'da hangi skinim var. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Evet ilk olarak arkadaşlar bir Valorant'a toplam ne kadar yatırmışım onu bir görelim. Valorant'ın destek sayfasına geldik. Şimdi buradan satın alımlar ve kazanılan içeriklere bastık. Satın alma geçmişini kontrol et dedik. Satın alma geçmişimi göster. Oyuna tam tamına 1000 lira yatırmışız arkadaşlar neredeyse. 942 lira 98 kuruş yatırmışız oyuna. Yüksek bir para arkadaşlar bu yani düşük bir meblağ değil bunların işte yarısı kodla yazılmış bazıları normal oyun içerisinden satın alınmış kodlar 942 lira 98 kuruş yatırmışız şimdi hesabımıza giriş yapalım arkadaşlar evet arkadaşlar hesabımızı değiştirdik şimdi X klasiğimizle başlayalım klasiğimizde hangi skinler var şakıyan çelik var battle pass bunların şu arkadaşlar elektro klasik bütün renklerini açtım aldığım varyantlarda kingdom klasik battle pass'in kırmızı alarm bu da battle pass'in Minnak tabanca Raisin sanırım aynen Raisin Prisma 3, Battle Pass'in, Tabanca, Kayon'un, Sonsuz klasiğimiz var burada da bir de normal sade klasiğimiz var. Ben bunların arasında Şakiyen Çeliği kullanıyorum. Değiştirmiyorum da arkadaşlar. Çünkü bence tasarımı olsun, şık desenler olsun harika bir skin arkadaşlar. Diğerlerine yani kat ve kat iyi. Bunun renk varyantı olsa zaten manyak bir skin olur. Sadece renk varyantı olmadığından dolayı bir tık geride kalıyor diğer skinlere göre. Ama gene de en iyisi olabilir diyebiliriz. İkinci skinimiz Shorty. Shorty'de afet var. Bu da Battle Pass'in. <laughs> Bu Kijuin sanırım daha iyi çocuk Shorty. Bir de kolektif Shorty'miz var arkadaşlar. Bu da 1. Ikin, sezon. ikinci kısmın Battle Pass'i. Burada da altın afeti kullanıyorum. Altın afet daha güzel duruyor. ikinci sezon Battle Pass'inden. Sırada Frenzy'miz var. Frenzy'miz de arkadaşlar. Gene ilk sezonun Battle Pass'lerinden olan Özel tasarım frenzimiz var. Phoenix'in frenzisi var. Bir de Sky'in frenzisi var arkadaşlar. Keskin kanat frenzi. Burada da Battle Pass'in frenzisini kullanıyorum. Ghost'umuza gelecek olursak Ghost'ta çok skinimiz var. Direkt birinci sezon birinci kısmı Battle Pass'inden çıkan Ghost'umuz var. Galaksiler arası. Bu sanırım Astra'nın Ghost'u. Kan davası Ghost. Bu Reyna'nın Ghost'u arkadaşlar. Ondan sonra Oma'nın Ghost'u geliyor. Ondan sonra su altı ghostu geliyor. Ben bu skin'i çok seviyorum. Genelde bunu kullanıyorum arkadaşlar. Sonraki skin'imiz Vakur Ghost. Bunu almadım bile. Battle Pass'i aldık ama yeni kullanmadım bile hiç. Yap boz Ghost şu an bunu kullanıyorum. Bu sezonun verdiği bedava Ghost'lardan. Bu da çok güzel. Özellikle renk varyantları efsane. Her renk varyantında karakterler değişiyor. O yüzden genelde ben sarı renk sevdiğim için Kiju'yu kullanıyorum. Arada Astra'yı, arada da Yoru'yu kullanıyorum. Ghost'umuz da bu kadardı arkadaşlar. Şimdi şerifimize gelelim. Elektro şerifimiz var. Battle Pass'in. Sova'nın şerifi var. Işık dalgası. Bu da geçen Battle Pass'in sanırım. Aynen geçen Battle Pass'in. Tilki şerifimiz var. Jet'in şerifi var. Burada da Yorun'un şerifi var. Ve standart şerifimiz var arkadaşlar. Elektro şerifi kullanıyorum ben burada da. Değiştirmiyorum da fazla. Bence çok güzel skin arkadaşlar. Siyah renk özellikle çok güzel. Çok beğeniyorum. O yüzden bu şerifi kullanıyorum. Yakında umarım yağmacı şerifi alabiliriz dükkanımıza gelir. Stinger'ımız da arkadaşlar. Elektro Stinger, Kırmızı Alarm Stinger, Özel Tasarım Stinger, bir de Standart Stinger'ımız var. Bunda da e, su altını kullanıyorum. Çünkü su altı skinleri bence oyuna gelmiş en güzel skinlerden bir tanesi. Ücretsiz, e, Battle Pass'le verilen kaplamalardan. O yüzden su altı setini çok seviyor. Spektramızda arkadaşlar kolektif spektramız var. Kingdom spektramız var. Vakur spektramız var. Bir de klasik spektramız var arkadaşlar. Bunda da kolektifi kullanıyorum. Kolektifim bence çok güzel e, spektrası. Diğerlerine göre baya iyi tasarımı. Vandalı falan o kadar iyi değil de ben e, spektrasını çok beğeniyorum kolektifi. Baki'mizde arkadaşlar. Elektro bakimiz var. Kingdom bakimiz var. Kırmızı alarm bakimiz var ve standart bakimiz var. Bunda da arkadaşlar ışık dalgasını kullanıyorum. Ee, hatta turkuaz rengini kullanıyormuşum. Siyah rengi de güzel. Siyah rengini alalım hatta şöyle. Kırmızı diyor ama bunun neresi kırmızı anlayamadım. Neyse. Turkuazla siyah bence bayağı güzel bu skininde. Geçelim jajımıza. Jajımızda Vakur var. Vakur kullanıyorum ben arkadaşlar. Dotex şarjımız e var. Dotex şarj e da çok güzel. Hatta onu aldım arkadaşlar şimdi görünce. Ben de yok. ben böyle bir skin'i bilmiyordum bile. Ondan sonra tilki şarjımız var. Bir de standart şarjımız var. Burada da Dotex şarjı e aldık. Bulduğumuz da gene su altı bulduğumuz var. Tilki bulduğumuz var. Özel tasarım bulduğumuz var. Burada da su altı zaten artık anlatmayacağım su altını. Çok güzel desen olduğu için su altını kullanıyor. Guardian'ımız da arkadaşlar oyuna gelmiş neredeyse en güzel Guardian skinlerinden. Paralılarla da yarışır. Battle Pass'lerle demiyorum bakın. Normal paralı skinlerle de yarışır bu skin arkadaşlar. Çakıyan Çelik Guardian. Efsane bir skin yani. Animasyonu yok sadece. Tek eksiği animasyon arkadaşlar. O da o kadar önemli bir etken değil bence. Altın Afet Guardian. Bu da güzel bir skin. Tasarımları gayet hoş. O altın rengi siyah kaplamalar efsane arkadaşlar. Kübik tilki gardiyan aldım öyle bomboş duruyor Battle Pass'ten. Standart gardiyan. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi artık geldik işin ciddileştiği noktalara. Phantom'umuz. da arkadaşlar ilk başta standarttan başlayalım. Standart Phantom'umuz. Vakur Phantom'umuz. Burada da Delipop Phantom'umuz var arkadaşlar. Bütün renk varyantlarını açtım. Şu an siyahını kullanıyorum. Siyah bence gayet hoş duruyor. E, Siyattan sıkılırsam ben e, turkuaza geçiyorum arada. Maviye geçiyorum. Onun dışında zaten kırmızı hiç sevmiyorum. Niye açtım renk varyantını onu da bilmiyorum. Düz rengini de kullanmadım hiç. Siyahla turkuaza arasında gidip geliyor. Işık dalgası fantomumuz var bir de. E, İyon fantomumuz var. İyon fantomu arada sırada kullanıyorum. Sıkıldığım zaman delipoptan onun dışında kullanmıyorum. Renk varyantları olsun falan olmadığı için bir de o kadar çok hoşuma gitmiyor arkadaşlar Ion Phantom bence. Delipop Phantom daha güzel geliyor bana. Fakat Ion Phantom da gayet güzel, hoş bir skin. Kingdom Phantom'umuz var ve normal standart Phantom'umuz var. Buradan da Delipop en sevdiğim arkadaşlar. Vandal'ımıza geçelim. Vandalımızda çok skin var. Baştan başlayalım. Standart Vandal'ımız var arkadaşlar. Su altı vandalımız var. Bu vandal da arkadaşlar çok güzel demeyeceğim. Gitik vandalımız var. Gitik de ben arkadaşlar şu an gitiyi kullanmıyorum. Fakat kullandığım zaman yeşil rengindense sarı rengi bana daha güzel geliyor. Sarı beyaz rengi. O yüzden sarı beyazı kullanmayı tercih ediyorum. Bunda öldürüş animasyonları da değişiyor arkadaşlar bildiğiniz gibi zaten. sarıda da bıçak iniyor. Diğerkinde de karga falan çıkıyor. Ejderha vandalımız var. Şu an ejderha vandalı çok kullanıyorum arkadaşlar. Genelde siyah rengini kullanıyorum. En son rengini değiştirdiğim zaman ilk aldığım zaman bir turkuazı kullanmıştım. Başka da değiştirmedim siyah. Siyah zaten hepsinden kat ve kat güzel arkadaşlar. Ama değiştirdiğim zaman turkuazı alıyorum genelde. Gene bir kırmızı eklemişler. Bok gibi kırmızı rengi. Gram kullanmadım bile. Normal rengi var. Ben genelde siyah rengini tercih ediyorum arkadaşlar. Altın afet vandalımız var. Altın afet vandalı da güzel bir skin. Hoş bir skin ama ee diğer skinlerin bayağı altında kaldığı için tercih etmiyorum. Delipop Vandal'ımız var arkadaşlar. Delipop Fento... Delipop Vandal da aldım da. Kullanmadım bile doğru düzgün. Bir iki maç oynamışımdır en fazla. Oynadığım zaman da genelde siyah rengiyle mavi renginde kullanıyorum arkadaşlar. Siyah rengi de güzel. Fakat ee, şu üst tarafı böyle içeri kaçıyor. Bir şeyler oluyor. O beni bir tık rahatsız ettiğinden kullanmıyorum. Dotex'e Vandal'ımız var. Kollektif Vandal'ımız var. Ve Standart vandalımız var arkadaşlar. Şimdi gelelim Marshall'ımıza. Marshall'ın da zaten Şakyan Çeliği en güzel Marshall skinlerindendir. Fatih Marshall'dan sonra Fatih Marshall da efsane arkadaşlar. Bu skin de ben gerçekten çok beğeniyorum. Yani Battle Pass'a e alınabilecek efsane setlerden birisiydi bu Şakyan Çelik seti arkadaşlar. 100 lira olsa da alınırdı. 200 lira olsa da alınırdı. 50 liraya bedavaya aldım bu skinleri. Çok seviyorum o yüzden. Altın Afet Marshall'ımız var özel tasarım marşalımız var ve standart marşalımız var. Geçelim arkadaşlar operatörümüze. Operatörümüzde kırmızı alarm operatör var. Başka da bir bok yok sadece. <laughs> Şurasında bir köpek balığı yapmışlar. Bir de jetin bıçağını taktım arkadaşlar. Şimdi Ares'e geçmiyorum. Ares'i göstermeyeceğim. Ares'teki skin'i tahmin edin arkadaşlar. Bilen bir kişiye yeni Z koleksiyonunu, Spectrum koleksiyonunu bir tane skin değerinde VP'sini vereceğim arkadaşlar. İstediği skin alabilir yine skinlerden. Hatta değişik e, kostümleri de alabilir. İsterse ejderhavan da alır. Çünkü bu skinler arkadaşlar aşırı pahalı. Oyuna gelecek en pahalı skin bunlar. Bir tanesinin fiyatı karşılığı VP'yi veriyorum arkadaşlar sizlere. Mesela 1775 VP'm. 1775 VP veriyorum size. Yoksa 2000 VP veriyorum. O skinler arkadaşlar 11250 VP. Bir tanesi ortalama olarak 2500 2400 VP eder. Sizlere 2500 VP'yi vereceğim arkadaşlar. Koleksiyondan Ares'i tahmin edenlere. Şimdiden herkese bol şans dilerim. Diğer skinimize geçelim. Odin diğer skinimiz arkadaşlar. Dotex Odin, ışık dalgası Odin var. Dotex'i kullanıyorum ben burada. Son olarak da bıçaklarımıza gelelim arkadaşlar. İlk bıçağımızdan başlayalım. Standart bıçağımız var bir tane. Ondan sonra birinci sezon birinci bölüm bıçağımız var. Ay hiçbir şey değişmemiş. Ortasına sarı çizgi eklemişler arkadaşlar. İlk Battle Pass diye almıştık. Onda aşırı kötüydü yani ilk Battle Pass. Ama her şeyin ilki güzeldir arkadaşlar. O yüzden almıştık. Aha hatırası var. Anısı var. İleride belki 10 bin lira olur. 20 bin lira olur bu kimse de olmadığı için. Öyle dursun bir köşede. İki, birinci sezon ikinci Battle Pass'imizden. Kollektif kılıcımız var arkadaşlar. kolektif kılıç aslında güzel bir skin. Fakat oyuna aşırı çok kılıç getirdikleri için. Soğudum artık kılıçtan. Her dakikada bir kılıç getiriyorlar. Ondan sonra karan bitimiz var arkadaşlar. Bu da birinci sezon üçüncü kısım ya da dördüncü kısım olması lazım. Aşırı güzel bir skin. Oyuna gelmiş geçmiş en güzel Battle Pass bıçaklarından birisi arkadaşlar. alan arkadaşlarım gerçekten fiyatını hak ettiğini biliyordur arkadaşlar. Şimdi son olarak kendi bıçağıma gelelim. Deli Popancher. Deli Popancher'ı ben aslında arkadaşlar e, yağmaca mi alsam? Deli papan alsam diye arada kaldım. Sonra bir baktım saat 3 mü 4 mü ne gece pazarı yenilendi. Deli pop geldi deli popu çektim. İyi ki de deli popu çekmişim. Yağmacı bence daha, daha kötü. Daha Tabi yağmacıyı daha çok beğenenler de olur. Fakat ben e, deli popu çekme tercihim arkadaşlar. Şu üstteki renklerinin değişmesi oyunda. Mesela ilk çektiğinizde mavi. Sonra bir daha çekiyorsunuz. Mor. Bu yüzden çektim. Çok önemli etken değil mi? Şimdi arkadaşlar skinlerimizi de sonlandırdığımıza göre yavaştan bir kariyerimize gelelim. Kısım kademelerimizden başlayalım. Birinci bölüm birinci kısım platin 3 bitirmişiz. İkinci kısım elmas 2 bitirmişiz. Üçüncü kısım elmas 3 bitirmişiz. İkinci bölüm birinci kısım immortal bitirmişiz. İkinci bölüm ikinci kısım immortal bitirmişiz. Yani sıralamaları da bakalım. Bunda yazmıyor sıralama. Bu zaman gelmemişti herhalde sıralama yazması falan. İkinci kısımda 16.400 ile bitirmişiz. Üçüncü kısımda 16.600 ile bitirmişiz. Son üçüncü bölümde de elmas suçum arkadaşlar. Bu sezon fazla oynayamadım. İyi de oynayamadım. O yüzden elmas şu düştüm. Çıkamadım Immortal'a bu sezon arkadaşlar. Daha hatta çerçeveyi bile tamamlayamadım. Bitiremedim. Diğerlerini de bitirmiştim bütün çerçevelerin sonuncusuna. Bu sezon zaten fazla oynayamadım oradan anlamışsınızdır arkadaşlar. 22 binim daha varmış yani çerçevemi tamamlamama. Ama bahane üretmeye gerek yok. Vuramadık arkadaşlar. Normalde eskiden zaten ilk haftalarda çıkıyordum Immortal'a çıkacağım zaman. Bu sefer çıkamadık. Adamlar vurdu vurdu ağzımıza. Oturduk yerimize. Onun dışında bahsedeceğim ajanlarımıza bakalım. Ajan kontratlarımızı nereye kadar açmışız? Astra'yı fulllemişiz. Yoru'yu fulllemişiz. Viper yarıda. Tobayı fulllemişiz. Şeyi fulllemişiz. Sage açılmamış. Reyna'yı fulllemişiz. Reyz'i fulllemişiz. Fenix'i fulllemişiz. Omun'u fulllemişiz. Killjoy'u fulllemişiz. Neydi bu ajan? Ha, fullemişiz. fulllemişiz. Jet'i fulllemişiz. Cypher yarıda. Cypher'a da geldik ve videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.